Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugün yeni videomuza başlıyoruz. Yeni konumuz çekirdek ve stoplazma olacak gençler. İlk olarak dersin başında çekirdeği anlatacağım. Stoplazma sıvısından, organellerden, hücre iskeleti elemanlarından bahsedeceğim. Yani aslında konunun içerisinde organellerin bir kısmı da sizlerle birlikte olacak. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak tabii ki bugünkü dersimizin konularını söyleyeyim. Sonra ödevlerinizi vereceğim gençler. Stoplazmanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Eskiden bize biraz stoplazmayı yanlış öğrettiler. Dediler ki hücre var, içinde çekirdek var. Şu sıvı kısma stoplazma denir. Bir de organeller var dediler. Bunun doğrusunu biz şimdi öğreneceğiz gençler. Stoplazma dediğimiz yer hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan alanın tamamı yani burada bir sıvı var organeller var bir de hücre iskeleti elemanları dediğimiz kısım var. Toplazmanın yapısı bugünkü dersimizin konusu. Arkasından çekirdekten bahsedeceğim. Çekirdekten sonra da organellere başlayacağız. Ribozom, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı ve lizozom organelini de anlattık mı bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde de kalan organellerle tabii ki devam edeceğiz. Gençler hemen ödevlerinizi vererek yani bugünkü dersi bitirdiğimizde nereye kadar Çözmeniz gerektiğini söyleyerek konu anlatımlarına başlıyorum hücre ünitesinin en baş kısımlarını hücresel yapıyı anlatmıştım hücrenin tarihçesinden bahsetmiştim bugünkü dersimizde de son organelimiz lizozom olacak gençler yani lizozoma kadar olan Kısmın tamamını çözmeniz lazım. Sıfırdan 9'a da sayfa 97'ye kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın. 9 dinoma için de aynı şey geçerli. Lizozomun sonuna kadar geliyorsunuz gençler. Hemen oradan da göstermiş olayım. Stoplazmayı çözün tabii ki. Sayfa 81'e kadar 9 dinomadan çözmediğiniz kısım kalmasın. Başlıyoruz dersimize. Tabii ki küçük hatırlatmalar yapacağım. Hücre ünitesi bizim için çok önemli bir ünite. 10. sınıfa geçtiğinizde de hücre bölünmeleri ünitesi var hücre bölünmeleri ünitesinin başında da bu 9. sınıfta gördüğünüz hücre konusu çok 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 işinize yarayacak. Zaten biyolojinin her konusunun içerisinde hücre, organeller karşınıza çıkacak gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir prokaryotlarımız bir de ökaryotlarımız vardı. Prokaryotlar gelişmemiş yapılı ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücrelerde. Prokaryot ve ökaryotlarda D DNA, RNA, ribozom, sitoplazma, hücre zarı ortak olarak bulunuyordu. İkisinin arasındaki fark neydi? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerdi. Bizim bu ünitenin içerisinde göreceğimiz endoplazmik retikulum, mitokondri, kloroplast, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda ribozom dışında bir organel yoktu. Ribozom da zaten zarsız bir organeldir. Ortaklıkları ve farklılıkları söyledik. Yani farklılık dediği zaman çekirdek ve zarlı organelleri yapıştırıyorsunuz gençler. Yine bir hatırlatma yapayım. Canlıları alemlere ayırıyorduk. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, bantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemimiz vardı. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahipti. Kalan alemlerimiz ökaryot hücre yapısına sahipti. Baktığımız zaman bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli, arkeler alemindeki canlıların da tamamı tek hücreli. O zaman yapıştırırım. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebiliyorsun. Ama Tek hücrelilerin tamamı prokaryottur diyemiyorsun. Çünkü protista aleminde ve mantarlar aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlılar çok hücrelidir. Hayvanlar alemindeki canlılar da keza çok hücreli canlılardır. Bu konunun içerisinde en önemli kısım olarak bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırması karşımıza çıkacak. Gençler daha önceki yıllarda çok yakın bir zamanda üniversite sınavında da soruldu, okul yazılarında da o yüzden öğretmenler çok sık bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırmasını yapmanızı ister. İşte hücre zarı ikisinde de ortak. Bitkilerde hücre duvarı var. Hücre zarı hücre duvarı hayvansal hücrelerde yok diyeceksiniz. Kloroplast bitkilerde var hayvanlarda yok diyeceksiniz. Sentrozom organeli hayvanlarda var bitkilerde yok diyeceksiniz. Bunların hepsini tek 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 göstereceğim size. Ama şöyle bir baktığımız zaman bitkiler alemindeki ya da bitkiler alemine ait canlıların hücreleriyle hayvanlar alemine ait canlıların hücrelerinin arasında hem farklılıklar var hem ortak kısımlar var. En başta baktığımız zaman hangi hücre olursa olsun en dışarıda hücre zarı dediğimiz bir kısım var. Ha, o zaman hücre zarı tüm canlılarda ortak dışarıdaki kısımdır diyebilirsin. Genellikle ortaya denk gelir ama hücrenin illaki ortasında olmak zorunda değil. Bir de çekirdek dediğimiz kısım var. Çekirdekle hücre zarı arasında kalan alanın tamamına birden ne diyormuşuz? Sitoplazma diyormuşuz gençler. Biz de anlatırken içeriden dışarıya doğru anlatmaya başlayacağız. Yani ben size çekirdeği anlatacağım. Ardından stoplazmayı anlatacağım. Stoplazma dediğimiz zaman bir sıvı kısımdan, bir organelden, bir de hücre iskeleti elemanlarından meydana geliyor. İkinci dönem hücre zarına geçeceğiz. Hücre zarından madde alışverişleri de o dönem göreceğimiz konumuz olacak gençler. Şimdi çekirdekle başlıyorum. O zaman çekirdek hangi hücre yapısına sahip canlılarda bulunacaktı? Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunacak. Aynı zamanda nükleus ismini de verebiliyoruz. Çekirdek hücrenin biliyoruz ki yönetim ve kalıtım merkezi. Neden? Yönetici molekül kimdi? DNA'ydı, RNA'ydı. DNA ve RNA hücrenin çekirdeğinin içerisinde yer alıyor. Bölünme, büyüme, onarım gibi olayların tamamı da tabii ki çekirdek tarafından denetlenmiş olacak. Biz genellikle hücrenin merkezinde yuvarlak şekilli çiziyoruz küremsi veya oval şekilli olabilir. Hücrenin ortasında veya bir tarafa yakında tabii ki bulunabilir. Her hücrede illa ortada olacak, illa ki yuvarlak olacak diye bir şey yok. Genelde bir hücrede bir tane çekirdek bulunuyor gençler ama özel durumlarda var. Mesela paramesyum adını verdiğimiz tek hücreli bir canlımız var. Protist aleminde bulunuyor. Böyle tek hücreli sil dediğimiz uzantıları var. Bunlarla hareket ediyor. Paramesyuma baktığımız zaman çift çekirdekli olduğunu görüyoruz. Paramesyumun bir büyük çekirdeği var. Bir de küçük çekirdek dediğimiz çekirdeği var gençler. Veya Bizim çizgili kas hücrelerimize baktığımız zaman yani hareket etmemizi sağlayan kas hücrelerimizde de çok çekirdek bulunur. Yani tek çekirdekli değiller. Özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konunun içerisinde al yuvarlarımızdan yani kırmızı kan hücrelerimizden aşırı derecede çok bahsedeceğiz. Bizim kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan kana kırmızı rengini veren al yuvar ismini verdiğimiz hücrelerimiz var. Bunlar ilk üretildiklerinde çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunuyor gençler. Ama olgunlaştıkça al yuvarlar çekirdeklerini organellerini kaybediyorlar. Yani ben hemen hemen tüm organelleri anlatırken diyeceğim ki şu 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 özelliğe sahiptir olgun al yuvarlarda bulunmaz. Bu 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 özelliğe sahiptir. Olgun alüvarlar da bulunmaz. Olgun alüvar dediğin şey zaten çekirdeğini ve organellerini kaybetmiş. Daha fazla oksijen ve karbondioksit bağlayabilsin diye. E hocam çekirdeği organeli yoksa nasıl canlılık faaliyetine devam ettiriyor diyebilirsiniz. Bunların belli bir ömrü var yaklaşık 120 gün kadar. O ömrünü tamamlayınca ölüyorlar yerli yerlerine diyeyim. Yenileri üretiliyor gençler. Genelde bir hücrede bir adet çekirdek bulunurken paramesyumda bazı mantar hücrelerinde insanın karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabiliyor. Memelilerdeki kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar ve bitkilerdeki trake hücreleri dediğimiz hücrelerde çekirdek yer almıyor. Çekirdeksiz hücreler tabii ki uzun süre hayatlarına devam edemiyorlar. Al yuvarlarımızın neymiş gençler? Yaklaşık 120 günlük bir ömrü varmış. Baktığımız zaman sinir hücreleri biz embriyonik dönemde bölünebiliyorlar. Sonra çok büyük bir kısmı bölünme yeteneğini kaybediyor. Ölene kadar aynı sinir hücresiyle ben 70 yıl yaşadıysam 70 yıl, 90 yıl yaşadıysam 90 yıl o hücreyle hayatıma devam ediyorum. Yani onlar çok uzun süre ee, yaşayabilirken al yuvarların ömrü sadece 120 gün oluyor geleyim çekirdeğin görevlerine kısımlarına geçmeden önce bir kere canlıya ait DNA yani kalıtsal bilgi nerede çekirdeğin içerisinde o zaman kalıtsal bilgiyi depo eder diyebilirim sonra bu hücrenin yönetim merkezi olduğuna göre hücre bölünmesi gibi olaylar, protein sentezi gibi olaylar tabii ki çekirdeğin kontrolünde, DNA'nın kontrolünde gerçekleşecek. Bölünme sonucunda genetik materyal yavru hücrelere kusursuz bir şekilde aktarılmalı gençler. Bunların aktarılması da tabii ki çekirdeğin kontrolünde büyüme ve onarım gibi hayatsal faaliyetleri de tabii ki çekirdek kontrol etmiş olacak. Çekirdeği de kendi içerisinde dört kısma ayırarak inceleyeceğiz. En dışarıda çekirdek zarı dediğimiz bir zar bulunacak. Aynı hücre zarı gibi bunda da madde alışverişinin gerçekleşeceği delikler var. Ama hücre zarı ile çekirdek zarını kıyas yaptığımız zaman çekirdek zarındaki delikler biraz daha büyük yapılı oluyor. O zaman şurada çift katlı aralarda madde alışverişinin gerçekleşebildiği Çekirdek zarı dediğimiz bir kısım var. Bunun haricinde içeride çekirdek sıvısı var. Çekirdekçik dediğimiz bir yapı, bir de kromatin iplik dediğimiz aslında DNA'nın etrafını korusun diye proteinlerin sarması sonucu oluşan bir yapı var. Kromatin iplik dediğin şey DNA'dır. DNA'nın etrafını proteinler sarınca biz artık ona kromatin iplik ismini veriyoruz hücrenin çekirdeği yapısındaki nükleik asitlerden dolayı kolay boyanabiliyor. Metilen mavisi, iyot, toluidin mavisi ile boyanarak gözlemlenebiliyor. Bu boyanma özelliğinden ve büyüklüğünden dolayı çekirdek mikroskop incelemesinde fark edilebiliyor. İçindeki DNA'yı gözlemleyemiyoruz ışık mikroskoplarıyla ama çekirdeğin oradaki varlığını tabii ki görebiliyoruz gençler. Bunun haricinde hadi anlatmaya başlayalım. En dış katmanımıza ne dedik? Bakayım görünüyor mu? Çekirdek zarı ismini verdik. Madde alışverişinin gerçekleştiği delikler de varmış. Unutmuyorsun. Çünkü şöyle hayal et. Şurası çekirdek. Çekirdeğin içerisinde kromatin iplik halinde DNA'm var. Çekirdek ciğim var. Çekirdek sıvısı var. Senin şurada bir tane mitokondri organelin var ve enerji üretti. ATP sentezledi. Bu ATP'nin ne yapması lazım? Çekirdekten içeriye gidip DNA'da işlerin gerçekleşmesine yardımcı olması lazım. Yani ATP içeriye girecek ya da DNA RNA sentezleyecek. Bu RNA bıdı 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 çıkıp sitoplazmada iş yapacak. Demek ki RNA molekülünün de çekirdekten çıkabilmesi lazım. Madde alışverişiyle kastettiğimiz bunlar gençler. Çekirdek zarı çekirdek sıvısı ile sitoplazmayı tabii ki birbirinden ayırmış olacak. Çekirdek zarına baktığımız zaman çift katlı olup bu iki zar arasında da bir boşluk bulunuyor. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum ile bağlantılıdır. Dış yüzeyinde de ribozom organeli bulunur. Aslında iki tane özel organelimiz var. Bu organeller haricinde organellerin çok büyük bir kısmı birbirinin uzantısıdır gençler. Mesela hücre zarını şöyle düşünüyorsun. Senin genetik materyalin olan DNA da şurada. Hücre zarından uzantılar meydana geliyor bu uzantılar kanalcık ve borucuk sistemini meydana getiriyor. Kanalcık ve borucuk sistemi endoplazmik retikulum dediğimiz organeldir. Bu kanalcık ve borucuk sistemi gelip DNA'nın etrafını sarıyor. DNA'nın etrafını sardığı zaman da artık buna çekirdek zarı ismini veriyoruz gençler. Mesela endoplazmik retikulumdan bir parça kopuyor. O zaman da Golgi organeli meydana gelir diyoruz. Yani genel anlamda baktığımız zaman organellerin çoğu birbirinden köken alıyor. Çekirdek zarının üzerinde ribozom organelinin bulunduğunu da unutmayın. Çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip neler varmış? Porlar varmış. Porlar çekirdek sıvısıyla sitoplazma arasında tabii ki madde alışverişine imkan sağlıyor. Porlardan RNA geçebilir, ATP geçebilir, protein geçebilir. Yani büyük makromolekül dediğimiz moleküller geçiş yapabiliyor ama unutmuyorsun. Patron bulunduğu yerde DNA asla çekirdekten dışarıya çıkmıyor. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında bölünmeyi sıkıntıya düşüreceği için eriyip kayboluyor. Hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra yeniden oluşuyor gençler. Geleyim karyoplazmaya. Yani aslında çekirdek sıvısı dediğimiz kısma, çekirdeğin içinde bulunan sıvıdan bahsediyoruz. Sitoplazmanın sıvı kısmına bakarak daha böyle bir yoğun kıvama sahiptir. Çekirdek plazmasında su, proteinler, enzimler, kromatin iplik yani DNA'mız, RNA, mineraller, çekirdekçik de tabii ki yer alacak. Çekirdekçik nükleolus dediğimiz kısma gelelim çekirdekçik DNA, RNA ve proteinden oluşan zarsız bir yapıdır. Çekirdekçik de hücre bölünmesi sırasında ortadan kayboluyor, bölünme tamamlandıktan sonra tekrar oluşuyor. Gençler, zarsız bir yapı olan çekirdekçikte RNA'lar ile proteinler birleştirilerek ribozomların büyük ve küçük alt birimleri oluşturuluyor. Yıldız, yıldız, yıldız. Üniversite sınavında da bunu sordular. Ribozom tüm canlılarda bulunan protein sentezinin gerçekleştiği bir organel. Bir küçük alt birimi var, bir büyük alt birimi var. Ökaryot yapılı hücrelerde ribozomun alt birimleri çekirdekçik tarafından üretiliyor gençler. Prokaryot hücrelerde çekirdekçik olmadığı için ribozomun alt birimleri sitoplazma tarafından sentezlenecek. Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine bağlıdır. Protein sentez hızı yüksek olan hücrelerde çekirdekçik sayısı fazla olabiliyor. Yani bakıyorlar bir hücre çok fazla protein üreten bir hücre. Onun içerisindeki çekirdekçiğin daha büyük, daha fazla sayıda olduğunu gözlemliyorlar. Ben birazdan size organelleri anlatacağım ribozom, golgi, mitokondri, koful gibi organellerden bahsedeceğim. Her hücrede bir tane ribozom, bir tane mitokondri olmaz. Onlarca sayıda organel var, hatta bazı hücrelerde yüzlerce sayıda aynı organelden bulunabiliyor hücrenin ihtiyaç durumuna göre. Mesela bir hücre çok salgı yapan bir hücre ise golgi sayısı fazla. Çok protein sentezleyen bir hücre ise ribozom sayısı fazla oluyor. Enerjiye çok ihtiyaç duyan mesela bir çizgili kas hücresi ise çok fazla enerji kullanılan bir hücre ise o hücrelerde mitokondri sayısının fazla olduğunu gözlemliyoruz gençler. Geldim kalıtım materyalimize. Yani aslında kimden bahsedeceğiz? DNA'dan bahsedeceğiz. DNA benim kalıtım materyalim. Öyle boylu boyunca çekirdeğin içerisinde hiç kimse tarafından korunmadan durmuyor. Tabii ki bu benim genetik materyalim olduğu için etrafını proteinlerle sarmam. Özel katlanmalar yapmam. Onu korunaklı halde tutmam gerekiyor gençler. Ökaryot hücrelerin çekirdeklerinde DNA'nın etrafı bir proteinle sarılı ki bu proteine de histon proteini ismi veriliyor. Histon proteini ile DNA birleştiği zaman artık adı ne oluyormuş? Kromatin iplik oluyor gençler. Kromatin iplik de hücre bölünmesi sırasında kısalmalar, katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşüyor. Kedi geni diye bir şifremiz vardı. DNA'yı anlattım hatırlayın. Nükleotitler bir araya gelip küçük DNA parçalarını yani anlamlı iplikleri, anlamlı kısımları meydana getirecek ona gen ismini veriyorduk. Genler bir araya geldiği zaman DNA'mız oluşur. DNA'nın etrafını histon proteinleri sardığı zaman da kromatin iplik meydana gelir. Yani şu bir kromatin iplik olsun. Hücre bölünme sırasında kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyor. İnsanlar 46 kromozomlu, köpekler 78 kromozomlu, eğrel totları 500 kromozomludur diyoruz ya normal şartlarda hücre bölünmediği zaman içerisinde kromozomları görme ihtimalimiz yok. Hücre bölüneceği zaman kromatin iplikler katlanmalar yaparak şu kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşüyor gençler diyeyim. Bir kromozom birbirinin kopyası iki tane de kardeş kromatit dediğimiz kromatitten meydana gelecek DNA eşlenmesi gerçekleşince anca kromozomlar oluşur yani hücre bölüneceği zaman DNA eşlenir normal şartlarda DNA durduk yere niye bir kopyasını yapsın ancak hücre bölünüyor olmalı gençler Kromozomların biraz özelliklerinden de bahsedelim. Mesela buraya baktığımız zaman kromozomları görebiliyoruz. Her canlıda sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Belli sayıda kromozom vardır. Bal arılarının ekstrem bir durumu var ama onun haricinde dediğim gibi insanlar 46 kromozomlu, köpekler 78 kromozomlu, soğan 16 kromozomlu. Rakamları bilmenize gerek yok. İnsanı bilin tabii ki. Ama sabit bir sayıda kromozom sayısı oluyor. Kromozom sayısı çok olan daha gelişmiş bir canlıdır, az olan gelişmemiştir diye bir şey yok. Az önceki örnekte de söyledim, klasiktir zaten. Eğrelti otuna 500 kromozomlu dedik. Bense 46 kromozomluyum. İkisini kıyas yaptığımız zaman eğrelti otu tabii ki daha gelişmemiş yapılı bir canlıdır. Veya iki canlının kromozom sayısı birbirine yakın diye onlar da birbirine yakın türdür diyemezsin. Güvercin 16 kromozomlu, soğan 16 kromozomlu. Güvercinin en yakın akrabası soğan mı? Veya ben 46 kromozomluyum, moli balığı 46 kromozomlu, insan türüne en yakın tür moli balığı mı? Tabii ki hayır gençler. Farklı türlerde kromozom sayısı aynı olabilir. Aynı türün bütün sağlıklı bireylerinde kromozom sayısının aynı olmasını da beklediğimizi söyledik gençler. Kromozom sayısı anomalileri çeşitli hastalıklara neden olur. Nükleotitler bir araya geldiği zaman neyi meydana getiriyordu? Hadi kedi gelini bir daha yazayım. Nükleotitler belli bir sayıda bir araya geldiği zaman genleri meydana getiriyor. Genler bir araya geldiği zaman DNA'yı meydana getiriyor. DNA'nın etrafını histon proteinleri sardığı zaman kromatin iplik oluşuyor. Kromatin iplikler de katlanmalar yaparak kromozomu meydana getirebiliyor. Prokaryot hücrelerin çekirdeği olmadığından DNA'yı stoplazmadan ayıran bir zar sisteminden bahsetmemiz mümkün değil. DNA molekülü stoplazmada belirli bir bölgede bulunuyor. Gençler bizim DNA'mız çift zincirli iki ucu açık nerede ökaryot hücrelerde çekirdeğin içerisinde. Prokaryot hücrelerin de DNA'sı çift zincirli ama iki ucu birbirinden ayrık. Bizde bir çekirdek zarı var. Prokaryotlarda çekirdek zarı yok gençler. Ama bunların sitoplazma kısmına baktığımız zaman DNA'nın etrafındaki sitoplazmanın diğer alanlardaki sitoplazma sıvısına göre daha yoğun kıvamda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Buradan devam edelim artık stoplazma diyelim organellere de geçiş yapalım. Stoplazmayı bir daha söylüyorum gençler bir daha bir daha söyleyeceğim yanlış aklımızda kalmasın. Stoplazma dediğim şey hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan alanın tamamına birden verdiğim isimdir. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmadığı için hücre zarının içerisindeki alanın tamamına birden sitoplazma ismini veriyoruz. Baktığımız zaman ben ökaryot hücre yapısına sahibim. Yaşamsal faaliyetlerin bir kısmı sitoplazmamda, bir kısmı organellerde gerçekleşiyor. Prokaryotlarda tüm yaşamsal faaliyetler sitoplazmada gerçekleşir diyebiliriz. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasına baktığımız zaman neymiş? Burada bulunan bir sıvı kısım varmış. Stozol ismini verdik. Ondan sonra hocam burada organeller var. Bu organellerin bulunduğu kısımlar yer alacak. Bir de şurada hücre iskeleti elemanları dediğimiz mikrofilament, arafilament, mikrotübül dediğimiz elemanlar yer alacak. Sitozolle başlıyorum. Sitozol içerideki sıvıdan bahsettiğimiz kısım sıvı dediğime göre de zaten çok büyük bir kısmının su olacağını tahmin edersiniz gençler. Yaklaşık %70'e 90'lık bir kısmı su. Ayrıca içerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve enzimler bulunacak hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP bunlar da yine stozol dediğimiz o sıvı kısım içerisinde yer alabilir. Stozol sıvı olduğuna göre sabit durur mu? Cık, durmaz hocam. Stozol sıvısı da devamlı hareket halinde olmak zorunda. Ökaryot hücrelerin DNA'sına sitoplazmada bulunamayacağını, DNA'nın patron olduğunu, çekirdekte durduğunu, zaten buradan dışarıya çıkmadığını size söylemiştim. Geldim hücre organelleri kısmına. Hücre organelleri dediğimiz zaman bir insan vücudu trilyonlarca hücreden meydana geliyor. Hücrenin içerisinde de çeşitli olayları gerçekleştirmek üzere özelleşmiş yapılar var. Bu yapılara organel ismini veriyoruz. Hücre içinde organel dediğimiz bu yapılarda meydana gelen aksaklıklar hücrenin içerisindeki işlerin bozulmasına, kararlı iç dengenin olumsuza doğru ilerlemesine neden olacak. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda sitoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren, gerçekleştiren organel adını verdiğimiz yapılar bulunacak. Prokaryot ve ökaryotlarda biliyorsunuz ki ribozom organeli ortak olarak bulunur. O da zarsız bir organeldir. Ama bizim tek zarlı ve çift zarlı organellerimiz de var. He, o zaman zar durumuna göre e, organelleri gruplandırabiliyorum. Kesinlikle yazılı da hocanız soracaktır. Zar durumlarına göre organelleri gruplandırınız. Zarsız organeller var, tek zarlı organeller var, bir de çift zarlı organellerimiz var. Birer cümle söyleyeceğim. Asıl ana görev olarak aklımızda tutmamız gereken kısmı sonra detaylara gireceğim. Lizozoma kadar da bugünkü dersimizde anlatacağım gençler. Şimdi zarsız organeller dediğimiz zaman birincisi ribozom. Prokaryot ökaryot tüm canlılarda vardır. Ribozom deyince ilk aklına ne geldi? protein sentezi. Detay vereceğim. Sentrozom zarsız bir organeldir gençler. Hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi iplikleri denilen iplikler üretilir. Sentrozom organeli iyi ipliği üretiminden sorumludur. Endoplazmik retikulum kanalcık ve borucuk sistemi hücrenin içerisinde kanallar olduğuna göre madde taşınması. Golgi aygıtı salgılama paketleme diyeceğiz. Koful dediğimiz zaman çok fazla çeşidi var. İçerisinde besin varsa besin kofulu, atık varsa atık kofulu, kontraktil koful gibi çeşitlerden bahsedeceğiz. Lizozom deyince aklına gelecek cümle hücre içi sindirim. Büyük bir molekül içeriye alındı ve içeride parçalanıyorsa lizozom organeli iş yapacak. Peroksizom yine içinde enzimler bulunduracak ama zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesinde görev yapan bir organeldir gençler. Çift katlı zara sahip organellerimizden birincisi mitokondri. Oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organelden bahsediyoruz. Plastitler Ökaryot fotosentez yapabilen canlılarda bulunacak mesela bizde yok. Kloroplast deyince tabii ki fotosentez aklımıza geldi. Bitkilerde yeşil dışında renklerin oluşmasını sağlayan kromoplastlar var. Bitkinin toprak e, bitki de toprak altında yani ışık görmeyen kısımlarda madde depolanmasını sağlayan lekoplast dediğimiz bir organelde var baktığımız zaman bitki ve hayvan hücrelerinin temel yapıları aynı olmasına rağmen bu hücrelerde farklı fonksiyonlarda tabii ki organeller bulunabiliyor. Mesela ne dedim? Bitki de hayvanda ökaryot hücre yapısına sahiptir ama bende kloroplast organeli yok. Ben fotosentez yapamıyorum ama bitki hücresi fotosentez yapabiliyor gençler. Ribozomla başlayalım. Şimdi Ribozom dediğimiz zaman yapıştır. Prokaryot, ökaryot tüm canlılarda bulunan organelden bahsediyoruz. Kendisi neydi? Zarsız bir organeldi hocam. Hem de protein sentezinin gerçekleşmesini sağlamış oluyordu. Baktığımda ribozom organeline ribozomun bir küçük alt birimi bir de büyük alt birimi var küçük ve büyük alt birimler ökaryotlarda kim tarafından üretiliyormuş çekirdekçik tarafından üretiliyormuş normal şartlarda büyük ve küçük alt birim bir arada bulunmuyor Protein sentezleneceği zaman küçük ve büyük alt birim birbirinin üstüne geliyor gençler. Ribozom sayısı protein sentezine fazla yapan hücrelerde tabii ki fazla miktarda olacak. Mesela çok enzim sentezleniyor. Enzimler proteinlerden meydana gelmiyor muydu? Enzimlerin yapısında protein vardı. E bir hücre çok enzim üretiyorsa çok protein sentezliyor demektir. Bir kere hücrenin en küçük organelinden bahsediyoruz. Sadece sitoplazmada serbest halde değil, pek çok alanda bulunabiliyor. He, başladım. Ökaryotlarda sitoplazmada serbest halde ribozom organeli var. 1. Bunun haricinde endoplazmik retikulumların bazı kısımlarında ribozom organeli bulunur. Endoplazmik o retikulumun üstünde ribozom varsa biz artık o er'ye granüllü er ismini veriyoruz gençler. Bunun haricinde çekirdek zarının dış yüzeyinde olduğunu söylemiştim. Mitokondri ve plastiklerin de kendine ait DNA'ları, RNA'ları, ribozomları var. Onlar hani dedim ya organeller birbirinden köken alıyor çoğunlukla. Mitokondri ve plastik apayrı. Çift zarlı organellerin kendilerine ait çok farklı özellikleri var diğer organellerden. Ribozoma baktığımız zaman kendisinin yapısı da RNA ve proteinden meydana geliyor. RNA'nın uzun adı neydi? Ribozomal RNA. Niye ribozomal diyorlar? Çünkü ribozomun yapısına katılıyor. Ökaryot hücrelerde RNA'nın çekirdekçikte ribozomun alt birimlerinin çekirdekçikte üretildiğinden bahsetmiştim. Sonra devam edelim. Bir hücre protein sentezini gerçekleştirecekse genellikle serbest halde bulunan stoplazmadaki ribozomlar iş yapıyor. Hücre dışına gönderilecek bir protein varsa o zaman granüllü ER'deki ribozomlar iş yapıyor gençler. Bazen bir proteinden de birden fazla sayıda üretmek isteyebiliriz daha kolay bir üretim gerçekleşsin diye ribozomlar yan yana dizilir. Protein sentezinin gerçekleşmesi için gerekli olan işlemler bir seferde yapılır. Eğer ribozomlar yan yana dizilip aynı proteinden birden fazla üretiliyorsa oluşan yapıya poliçok demek diye polizom ya da poliribozom çok ribozom ismini veriyoruz. Buradan geçelim riboz protein sentezini gerçekleştiren ribozom organeliydi ya. Ribozom organelinin faaliyeti artan bir hücrede neler artar neler azalır. Bir kere biz protein sentezinin grafiğini biliyoruz. Ne diyorduk? En sayıda amino asit bir araya geldiği zaman bir tane protein sentezleniyordu. En eksi bir sayıda da su açığa çıkıyordu. O zaman Ribozom etkinliği arttıysa protein sentezi artıyor demektir. Amino asit miktarı azalacak. Polipeptit protein miktarı artacak. Su miktarı gençler çıkanlarda olduğu için artacak. He, geldim pH'a. <laughs> Amino asit dedim. Yani bunlar ne özellikte? Asidik özellikte. Asidik özellikteki bir şey azalıyormuş pH cetveli şurası 0, şurası 7, şurası 14'tü. 0 ile 7 arasına da ne demiştik? Asit demiştik. Ortamdan asitlik e, uzaklaştığına göre, asitlik azaldığına göre pH ne yapıyor demektir? artıyor demektir. Protein sentezi gerçekleşirse pH artacak. Buradan geldim endoplazmik retikulum dediğimiz organelimize gençler. Hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan kıvrımlı borucuk sisteminden bahsediyoruz. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum zarları devamı aslında. Endoplazmik retikulum zarları uzanarak çekirdek zarını meydana getiriyor. Temel görev olarak neden bahsedebiliriz? Madde taşınmasından. Üzerinde ribozom varsa ne ismini vereceğim? Granüllü. Üzerinde ribozom yoksa granülsüz veya düz ER ismini vereceğiz. İkisini kendi içinde kıyas yapalım. Şimdi granüllü ER dediğimiz zaman protein sentezinin çok hızlı gerçekleştiği hücrelerde tabii ki bol miktarda bulunacak. Granülsüz ER'de yağ ve karbonhidrat sentezinin fazla yapıldığı hücrelerde daha fazla olacak. Eğer bir hücre protein sentezledi ve protein hücre dışına gönderilecekse, hücre dışına gönderilecek olan proteinlerin sentezi granüllü ERT gerçekleştiriliyordu. Normal şartlarda granüllü ERT'lerde bu proteinler sentezlenir, etrafı bir keseyle çevrilir ve böylelikle paketlenerek gönderilir. Etrafının keseyle çevrilmesinde de Golgi organeli görev yapıyor. Granüllü ER, hücrenin zar sistemlerini yapan fabrikalar gibi de çalışıyor. Granülsüz ER ise zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde, ilaç, alkol gibi zararlı maddelerin zararının en aza indirgenmesinde görev yapıyor. Özellikle vücudumuzun geri dönüşüm fabrikası gibi karaciğer organımız çalışır. Mesela atıyorum çok alkol atmıyorum da çok alkol tüketen insanlarda aşırı aşırı miktarda alkol tüketen insanlarda karaciğer hastalıklarının görülme ihtimali daha çoktur. Neden? Alkolü aldın karaciğer bunun zararlı etkilerini zararsız hale getirmeye çalışıyor. Çok alkol tüketirsen çok fazla karaciğere zarar verirsin. Karaciğerde olması gerekenden fazla yıpranır gençler. Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza parçalanmasında ve steroid yapılı bazı hormonların sentezinde de tabii ki görev yapacak. Çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonları da yine granülsüz ER tarafından depolanmış olacak. Endoplazmik retikulumlar aynı çekirdek zarı gibi hücre bölünme sırasında kayboluyor. Hücre bölünmesi bittiği zaman yeniden oluşturuluyor gençler. Endoplazmik retikulumu düşündün. Ne dedim? Hücre zarından çekirdek zarına uzanan kanalcık ve borucuk sistemi. Zaten bu burada böyle durmaya devam etseydi hücre bölünmesi sırasında sıkıntı yaratırdı. O yüzden hücre bölünmesi sırasında parçalanıyor, bölünme tamamlandıktan sonra yeniden oluşuyor. Bunun haricinde senin kemiklerin vücuduna nasıl bir duruş, desteklik sağlıyorsa bu hücrenin içerisindeki ER de hücreye desteklik sağlıyor gençler. Çekirdeğin yerinin sabit olmasında görevli. Şuraları farklı farklı odacıklara bölmede görevli. Mesela burada asidik bir tepkime gerçekleşirken şurada bazik bir tepkime gerçekleşiyor. İki tepkimenin birbirinden farklı alanlarda gerçekleşmesini sağlamış oluyor. Hemen bir tane de soru çözelim. Endoplazmik retikulum ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çekirdek zarı oluşumunda rol oynar. Evet ne dedik? Hücre zarından DNA'ya doğru uzanan bir kanal sistemidir. Endoplazmik retikulum çekirdek zarının oluşmasını sağlıyor. Hücre içi madde iletiminde görevli ilk cümlemiz madde taşınmasını unutmaydı. Hücre bölünmesi sırasında içeride ER problem yaratır. O yüzden hücre bölünmesi sırasında yıkılıyor. Bölünme tamamlandığında yeniden oluşuyordu. Hücreye tabii ki mekanik bir destek de sağlamış olacak. Yani yazılanların hepsi ER'nin görevidir diyorum. Buradan geldim Golgi aygıtına. Golgi aygıtı dediğimiz zaman da aslında endoplazmik retikulumdan bir parça kopmasıyla Golgi aygıtı meydana geliyor. İlk bileceğin cümlede salgılama paketleme. Bir hücrede salgı sayısı fazlaysa ne bileyim hormon olabilir, enzim olabilir. Bunlar fazla fazla üretiliyorsa o hücrenin golgi sayısı fazladır gençler. Çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelecek. Hücre içerisinde paketleme ve salgılama görevini üstlenecek. Düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen golgizarları üzerinde ribozom bulundurmaz bak ER için dedim. Üzerinde ribozom bulunduran da var, bulundurmayan da var. Üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü ER ismini veriyoruz. Bulundurmayanlara ise granülsüz ER diyoruz dedim. Ama Golgi için böyle bir durum söz konusu değil. Golgi aygıtının üzerinde ribozom organeli bulunmuyor. Hücre organellerini kaybetmiş olgun al yuvar. Olgun al yuvarın hiçbir organeli yok ki golgisi bulunsun. Bunda yok. Sperm hücrelerinde yok. Onun haricindeki ökaryot hücrelerin çok 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 büyük kısmında Golgi aygıtı bulunacak. Mesela tükürük bezinde daha fazla derecede var. Neden? Tükürük salgısı devamlı üretiliyor. Golgi'nin fazla olması gerekir diyeceğiz. Endoplazmik retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi organeline gönderiliyor. Bu organelde paketleniyor gençler. Mesela glikoprotein böl bunu aslında glikozla proteinler birleşmiş kim birleştirecek bunu golgi glikozla lipitler birleşmiş glikolipide dönüşmüş kim yapacak golgi lipitlerle proteinler birleşmiş lipoproteine dönüşmüş bunu kim yapmak zorunda tabii ki golgi organeli yapmak zorunda golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi hücre tipine ayrıca metabolik durumuna göre de değişiklik gösterecek. Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda koful oluşumunda golgi aygıtı rol oynayacak gençler. Bazı hastalıklarda golgi aygıtındaki işlev bozukluğundan meydana gelebiliyor. Mesela sinir hücrelerinde işlev kaybına neden olan Alzheimer ile kistik fibrosis hastalığı golgi aygıtının hem yapısında hem işlevinde problem çıkması sonucunda meydana gelir. Buradan da bir tane daha soruya geçiyorum. Bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşme sırasında Golgi aygıtı görev yapmaz diyor gençler? Hemen bakıyoruz. Bileşik enzimlerin sentezlenmesinde. He, bileşik enzim dediğin zaman ne yapıyordu? Bir tane proteinden oluşan bir kısım vardı. Bir de buna bağlı yardımcı kısım vardı. E baktığımız zaman iki şey birbirine birleştirilmiş. Tabii ki burada Golgi aygıtı görev yapabilir. Golgi aygıtında bir enzim üretilip de etrafı bir zarla çevrilirse lizozom organeli oluşuyor. Lizozom organelinin oluşumunda da görev yapacak. Hücre salgı salgı deyince zaten kafadan ilk kim geldi aklıma golgi organeli golgi'den bir parça kopar etrafı bir zarla çevriliyse oluşan yapılara zaten koful ismini veriyorduk burada ne demiş temel aminasitlerin üretimi biz birinci ünitede söylemiştik. Amino asitlerden bazıları temeldir demiştik. Temel amino asitler hayvanlar alemindeki hiçbir canlı tarafından üretilemiyor. Bitkiler tarafından sentezlenebiliyor. Biz de bitkileri yediğimiz zaman vücudumuza alabiliyoruz. Hemen lizozom organelini de anlatayım bitireceğim gençler. Lizozomun içerisinde bulunan enzimler granüllü endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan Ribozomlar da üretildikten sonra endoplazmik retikulumlar aracılığıyla golgi aygıtına getiriliyor. Bunlar golgi aygıtında enzime dönüştürülüyor. İçinde enzim olan bir parça zarla kopunca da lizozom. Bak buraya. Şimdi şurası çekirdek. Burası endoplazmik retikulum organeli. Şurası da golgi aygıtı oldu. Bu granüllü er'lerde bir tane protein sentezlendi şuradan içinde protein olan bir kese koptu. Bu kese bıdı bıdı, bıdı 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 nereye geldi? Golgi organeline. Golgi organelinde bu protein işlendi. Yardımcı kısım eklendi. Bu bir enzime dönüştü. İçerisinde enzim bulunan etrafı bir zarla çevrili olan kısım koptu. Bunun adı artık lizozom organeli. Yani lizozom tek zarlı. İçerisinde hücre için sindirimde görevli olan enzimler var gençler. Lizozomun içerisinde bulunan enzimler granüllü endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretildikten sonra ER aracılığıyla Golgi aygıtına getiriliyor. Burada yoğunlaştırılarak paketleniyor ve kesecikler içine alınıp lizozom şeklinde stoplazmaya bırakılıyor. Görevi ne yapmak? Hücre içi sindirimde görev yapacak görevi budur dedik. Senin düşmeyeceğin şey ne? Bazen sorularda yazıyoruz. Diyoruz ki enzimler dışarıya gönderiliyor. Dışarıda madde parçalanıp gerekli olanlar hücre içine alınıyor. Burada lizozom görev yapmaz. Lizozom sadece büyük bir şey hücre içine alındıysa orada görev yapar gençler mekanizmayı şurada da göstermiş olayım. Lizozomlar fagositozla yutulan bakteri ve virüslerde yabancı maddeleri etkisiz hale getirebilir. Bazen bizim savunma sistemimizde de işler bu şekilde ilerliyor. Mesela senin vücuduna bir bakteri virüs geldi. Savunma sistemi hücrelerin diyor ki gel gidiyor o mikrobun etrafını sarıyor mikrobu içeriye alıyor. Mikrobu içeriye aldıktan sonra lizozomlar gidiyor mikropla birleşiyor. Hücre içerisinde o mikrobu yok ediyorum. Artık zararsız hale gelen atıkları da dışarıya atmış oluyorum. Bozulmuş ve yaşlanmış organeller de yine lizozomlar tarafından yok ediliyor. Lizozomlar spermin yumurtaya girmesinde de etkililer gençler. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde lizozomun olmadığını da unutmayın. Mutlaka not alın. Lizozom zarının iç yüzeyi enzimlerle dolu nasıl oluyor da lizozom kendine zarar vermiyor o zarı eritmiyor içeriye giren mikroorganizmayı yok ediyor da niye kendi kendini yok etmiyor çünkü iç zarında enzimlerin etki etmesini engelleyen çeşitli maddeler var bu maddelerle kaplı gençler lizozom enzimleri ph değerinin 5 olduğu ortamda aktif nötr olan stozolde lizozomlar görev yapmıyor bazen Savunma sistemi hücrelerimiz bir hücreye gidip sen yaşlandın, istediğimi üretmiyorsun, öl emri verebiliyor. Diyelim ki bu hücrenin yaptığı işi artık beğenmiyorum. Benim savunma sistemi hücrem gidiyor buna öl emri veriyor. Öl emri verilince bu içerideki lizozomunu patlatıyor. Lizozom patlayınca sindirim enzimleri etrafa yayılıyor. Hücre kendi kendini sindirmiş oluyor hücrenin lizozomunu patlatarak intihar etmesine, kendi kendini sindirmesine otoliz ismini veriyoruz gençler. Lizozomlardaki fonksiyon bozuklukları da yine bazı hastalıklara sebep olabiliyor. Mesela Tay-Sachs hastalığında sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimler eksik. O yüzden burada e, lipitlerin birikimi söz konusu oluyor. Lizozom faaliyetleri sonucu parçalanması gereken par maddeler parçalanmadan zamanla lizozomlarda birikebiliyor. Belli bir yaşın üstündeki kadın ve erkeklere baktığınız zaman ellerinin üstünde çil gibi leke 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 olduğunu görürsünüz. Gençler yaşlılık lekesi dediğimiz lekeleri bu zaman içerisinde lizozomun aslında gerektiği gibi fonksiyon göstermemesinden kaynaklanıyor. Atıklar var. Lizozomlar şimdi bunları parçalıyor. Benimkinde şu anlık bir sorun yok. Ama yaş ilerlemesiyle birlikte lizozom aktivitesi azalacak. Atıkları parçalayamayacak. Bu da lekelenmeye yani yaşlılık pigmentinin birikmesine neden olacak. Soruları çözüp bitiriyoruz. Hayvan hücrelerinde bulunan lizozom organeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İçerdiği enzimler fagostoz ve hücre içine alınan... He büyük bir şey hücre içine alındıysa lizozom tabii ki parçalama işini gerçekleştirecek. Yaşlanmış ve yıpranmış organeller varsa bunların parçalanması da da ki lizozom organeli görevli. Spermin akrozom bölgesinden salgıladığı enzimle yumurta zarının erimesini de sağlar. Ölümden sonra organeli saran zarın parçalanmasıyla serbest kalan enzimler tabii ki dokuların çürümesini de kolaylaştırmış olacak. Şimdi durduğum yerde çürümüyorum da ölünce niye çürüyoruz? Çünkü lizozomlar parçalanarak çürüme işlemlerini gerçekleştiriyor. Buradan devam edelim diğer bir sorumuzla. Ökaryot bir hücre içinde bulunan endoplazmik retikulum yanda gösterilmiştir diyor. Şimdi baktığım zaman burası üzerinde ribozomlar olduğu için granüllü ER dediğimiz kısım. Şurası ise granülsüz ER dediğimiz kısım. A granüllü endoplazmik retikulum olup protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde çok miktarda bulunur. Tabii ki doğru. Çünkü üstündeki ribozomlar protein sentezini yapacak. B granülsüz ER olup steroid yapılı hormonların veya sentezinin gerçekleştiği organeldir diyor. Doğru. B de hücre duvarının yapısında bulunan selüloz sentezi gerçekleşir. Düz ER de yine selüloz sentezinin gerçekleşmesinde etkiliydi. A'nın etrafı çift katlı zarla çevrilidir diyor. Hadi oradan diyorsun. ER tek katlı, zarla çevrili, tek zarlı bir organeldi. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldik dersimizin sonuna. Şöyle bir toparlayalım, vedalaşalım. Neyi anlattık bugün prokaryot ökaryot farkını anlattık her derste mutlaka söylüyorum çünkü inanılmaz derecede konularda karşımıza tekrar tekrar çıkıyor gençler oradan ökaryot hücrenin kısımlarına geçtik 3 tane ana kısımdan bahsettik birincisi ökaryot hücrelerde çekirdek dediğimiz bir yapı var ardından sitoplazma ardından da hücre zarı gelecek. Ökaryot hücrelerin çekirdeklerinde çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik dediğimiz kısımlar yer alıyordu. Sitoplazmaya baktığımız zaman sitozol sıvısı vardı, organeller vardı, hücre iskeleti elemanları vardı. Organellerden ribozom deyince protein sentezi aklıma geldi. Endoplazmik retikulumun iki türlüsü var. Üzerinde ribozom olana granüllü, olmayana granülsüz ER ismi veriliyor gençler. Madde iletimi bazı maddelerinde polanması ER'nin işiydi. Sonra Golgi aygıtından bahsettik. Golgi aygıtının da salgılama ve paketleme işini gerçekleştirdiğini söyledik. Eğer sen granüllü ER'de bir protein sentezler, bu sentezlediğim proteini golgiye götürür enzime dönüştürür golgiden de bir parça kopar içinde enzim etrafı tek zarla çevrili olursa o zaman da lizozom organeli meydana gelir dedi. Lizozom organelde de neyden sorumluydu? Tabii ki hücre içi sindirimden sorumluydu. Gençler, buradan dersimizin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde de aslında bu dersin devamı olacak gençler. Çekirdek ve sitoplazma 2 ile birlikte olacağız. Organellere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.